Naxçıvanla Azərbaycan arasında dəmir yolunun bərpasından ən çox faydalanan Kars olacaq. Prezident Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, quru və dəmir yolu bərpa olunduqdan sonra Türkiyə Azərbaycanla birbaşa əlaqəyə sahib olacaq. Karslı bu Ermenileri tarihten iyi tanır, iyi bilir. Ortak tarih, kültür, inanç ve dil birliğimizin gereği neyse onu yaparak Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk. Dağlık Karabağ'daki duruşuyla Türkiye aynı zamanda tek parti CHP'sinin Boraltan faciasında milletimize yaşattığı mahcubiyetten kurtulmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor. Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor. İnşallah Naxçıvan ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı sağlayacak koridorun açılmasıyla artık kardeşlerimizle doğrudan kara bağlantısına da sahip olacağız. Bu bağlantıdan en çok faydayı görecek yerlerin başında Kars geliyor. Türkiyə prezidenti deyib ki, Azərbaycan öz torpaqlarını ermənilər kimi dinc insanların yaşadığı yeri hədəf almaqla deyil, qanun çərçivəsində azad etdi. 30 yıllık işgalin ardından Azerbaycan öz topraklarına yeniden kavuşmanın haklı sevincini yaşıyor. Karabağ'da kazanılan zafer hem uluslararası hukuk, hem diplomasi, hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir. Bir kez daha altını çizerek tekrarlamakta fayda görüyorum. Azerbaycan kimsenin toprağına el uzatmamış, kimseye saldırmamış, Birleşmiş Milletler ve AGİT kararlarına rağmen 30 yıl boyunca işgal altında tutulan topraklarını azat etmiştir. Bunu da Ermeniler gibi sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak değil, meşruiyet çerçevesinde kalarak gerçekleştirmiştir. Hal böyleyken MİS grubu eş başkanı Fransa'nın önceki gün parlamentosunda aldığı karar skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa evet kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fakat hiçbir devletin bir diğer devletin egemenlik haklarına bu derece alçakça saldırması kabul edilemez. Suriye'den Libya'ya kadar her yerde benzer yaklaşımlar içinde olan Fransa bu kararla artık çözümün değil sorunun bir parçası olduğunu hiçbir yerde objektif bir yaklaşımla görev yapamayacağını ispatlamıştır.